pazarları koyu hırsiyanlar hiçbir şey yapmazlar. Mahalleliğinin yaşlarına göre. Ee, mesela 91 Tokyo'da çok iyi durumdayken Dünya Şampiyonası'nda yarışmıyor pazar günü diye final. Pagasol gerçekten özel bir fikir. Yani Avrupalı oyuncuların NBA'deki etkisi açısından <laughs> Tam önce değil ama o geçiş dönemindeki katalizör olabilir. Yani Noviski'den 2-3 sene sonra seçiliyor ama Noviski'den önce yıldızlaştığını bile söylemek mümkün. Ee, Akdeniz ülkelerinden devam ediyoruz. O ne güzel. İtalya neden evet. sürekli şike davalarıyla çalkalanıyor? <gülüyor> 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 Olumluluktan ama geçiyor. Gasol'dan geçişimiz. <laughs> Sokrates'e hoş geldiniz. MG işbirliği ile hazırladığımız sıkça sorulan sorular programında bir yeni bölümle daha sizlerle beraberiz. Yeni bir bölüm, yeni bir yeni bölüm böyle giriyoruz işte bir şekilde cümlelerimizi değiştirip <laughs> monotonluktan çıkmaya çalışıyoruz. Armağan Ünç şu an tavana bakıyor. Neye baktığını bilmiyorum ama yine sorularınızı yönlendirecek. Ben de yanıtlamaya çalışacağım kendiniz cananeler. Peki Armağan yani Efendim? programa girmeden önce hatta girdiğimizde şimdi bir daha bir başladık. O yüzden böyle bir dengelermiş şaşarak evet. başladık. Belli çeşitli Davranışlara, sözlere maruz kaldın. Ya bunu savunmak ister misin? Hazır yayınımızda var böyle bir platformum var. İsmini bile geçirmek istemediğim. Ya biraz geç kaldı Arman. Bir... Yayın hatta bana mesaj attılar. Geç geleceğim evet, çekime diye. Ben mesaj attım. Evet. Seninle bunu hallettik. Ekipten geldiğim evet. zaman özür de diledim çünkü evet. e, onlara da saygısızlık etmek istemedim. Emekçileri asıl. Evet. E, aynen öyle. Bravo. E, sağ olsunlar beni anlayışla karşıladılar. Sadece bir kişi. ismini vermek istemediğim uzun adam kod kodadlı. Evet. Bir kişi bu ofisin evet. içindeki. E, Ağza alınmayacak hakaretler. Terbiyesizlikler. Ki her zaman çok kibardır genelde. <laughs> Beni aşırı insanların önüne atıp <laughs> e, çeşitli terbiyesizlikler yaptı ama unutmak istediğim bir sekans yaşandı abi. Evet. Bunu sana unutturmak için şimdi çeşitli hikayeler anlatacağız. Evet. <laughs> abi, bir bir hikaye... Ee, Elvin gibi emekçilere de bugün e, ve buradaki Gönül Çelen gibi emekçilere de bugün e, ve yine içerideki e, yeni haliyle altı patlar gibi emekçilere de içindeki güç öykülerimizi adıyoruz. Bu işte e, çeşitli iş yerinde çeşitli belli böyle davranışlara da maruz kalıyorlar. Kameranın evet. arkasındaki asıl evet. kahramanlar dediğimiz asıl kişiler. Çok sağ olsunlar. Bravo. Bravo. Evet. Çok sağ olsunlar. Evet. Bundan sonraki programlarda biraz daha ihtimam bekliyoruz <laughs> bu şeyimizden sonra. Abi küçük evet. küçük bir komplimanla başlamak istiyorum. Buyur abi. Sevgili Atilla Uçan yazmış ama kompliman bize değil. Sevgili evet. Efe Tatlıcı'ya. Sokrates Originals'ı izlemiş. E, hafta sonu yayına girmiş de gerçekten çok iyi bir bölümü. Ronaldo bölümü. izlemeyenlere tavsiye edelim. Evet. Fenomen Ronaldo bölümü. Evet. Gerçekten çok iyi bir bölüm olmuş. Kendi kendisi Ronaldo belgeseli harika olmuş ancak belki o dönemi yaşamadığım için kafamda şu oturmadı. <laughs> Barcelona'da ilk yılında böyle bir performans gösteren Ronaldo neden Inter'e gönderildi? Sağ dışında mı sorun vardı diye sormuş. Ee, güzel soru. Bu arada ben de bir Efe'ye şey yapayım. Çok şımartmaya gelmez ama yine de <laughs> şımartalım Efe Tatlıcı'yı. Ee, Orjinal serisinin gerçekten e, görsel yapısını kurgusunu her şeyi çok güzel ayarlıyor. Nefis çok, bir seri. Çok. Ee, sağ olsun burada da e, dergi içerisindeki içerikleri çok güzel harmanlayıp yapıyor. görs. Biz kafamızdakileri böyle görsele dönüşmüş halde görmek yani. Tabii ki dergi içinde fotoğraflar kullanıyoruz ama aynı şey değil o sonuçta bir Hı. videoda. Başka e, janralar sonuçta. Bir de Ronaldo sayısı bizim için özel bir sayıydı yani Ronaldo'yu kapağa koyduğumuz El Fenomeno'yu benim de çok e, hevesle hem ekibin hem benim de o dönemi çok yakından izlemiş birisi olarak onun onlu yaşlarımda çok hayranı olduğum bir futbolcuya özel bir kapak ve içeride içerik yapmak. işte Brezilya tarihini futbol tarihini en iyi anlatan ee, yazarlardan biri olan Alex Belosla konuşmak ki çok tatlı bir abi insan gerçekten. İşte Futbol kitabının yazarı. Zaten o kitaptan alıntılar ve zaten o kitaptan hikayeyle giriliyor <laughs> videoya. Ee, o yüzden buradan da hem o dergi sayısını taktikler tavsiye ederim. Sonuçta bir zamansız içerik aslında. Tabii. Onu da eklemiş olun. Zaten original serisi tekrar hatırlatalım. Dergide e, yıllarca yaptığımız arşivin aslında görsele yansıması. Bizim için de çok hoş bir dönüşüm. Böyle bir konvertör gibi aslında çok hoş bir görsel konvertör dönüştürücü o yüzden ben ayrıca bu duygusallaşarak da izliyorum hani aylar önce yaptığımız içeriğin görsele dönüşmesini orada emek veren herkese bütün ekibimize de teşekkürler Ronaldo meselesini tabii, yani burada hep fan bazdan diye cevap veririm ama Ronaldo da hakikaten benim o listemde ayrı bir yerde yani bu izlemek tanık olma meselesinde gerçekten çok özel bir futbolcu İşte o da şanssız isimlerden beri zaten belgeselde anlatılıyor yani sakatlık hı -hı, meselesi hı -hı. ki bu kararı da etkili oluyor yani o dönem oynanan İspanya'da ve Barcelona'da kalsa ne olur olurduyu ki kariyeri tamam kötü gitmiyor ama bence e, arada kaybettiği belli sakatlıklarla yıllar tabi orada da sakatlık olabilirdi böyle bir varsayımsal ya da işte e, paralel evren şeyi yapamayız belki yani kalsaydı sakatlanmazdı ve o döneminde de başka şeyler kazanırdı e, zaten büyük olan algısını daha da yukarı taşırdı e, bunlar sonuçta varsayımsal yorumlar ama o karar da zaten kariyerin sonrasını Seriha'nın biraz daha bugünlere göre farklı oynandığı dönemde ve de hedefte olan bir yıldız santrif olarak büyük transfer o en büyük transferi Tabii. olarak stoperlerin de hedefindeler. Sonuçta o stoperden gol yememek. Ki zor da bir şey bu arada yani. Meşakkatli bir iş. En zor işlerden biri de o dönem. Ronaldo'dan gol yememek bir takım savunması ve kaleci için açıkçası. Birazcık kariyerini de etkilemeyen de bir karar bu. O kararı getiren şeylerden biri. Ben o dönem şunu hatırlıyorum ki sonradan birkaç belgeselde bir röportaj. Hem Ronaldo'nun birkaç röportajını anlatıyor kendisi. Kendi cephesini anlatıyor. Hem o dönemden Juan Gaspar'ın röportajı var. Ki Gaspar biliyorsun bu son Figo belgeselinde de burada bahsetmiştik. Ki aslında Gaspar o dönem başkan değil. Nunes'in yardımcısı, başkan yardımcısı. Sonra da onun yerine başkan oluyor. Figo döneminde de başkan. Ee, ki Figo ile Ronaldo zaten takım arkadaşları. İkisinde de benzer böyle ikircikli transfer dönemlerinin olması bana çok ortak bir kesişim kümesini <laughs> bu Gaspar ismi üzerine ve Barcelona yönetiminin üzerine zaten bir şey çöktürüyor. Bir kara bulut ki oyuncuların genel yorumu da Barcelona kulüp yönetiminin o dönemde hatta bu son dönemlerde de biliyorsun çok konuşulan bir şey. Yani Neymar'la da olan ilişkilerde de mesela konuşulan, hatta son dönem Messi ilişkilerinde de konuşulan bir şey. Barcelona yönetiminin bu oyuncuların kalış süreçlerindeki kontrat görüşmelerinde davranış bütünlerinin, atitütlerinin yaklaşımlarının oyuncuların çok hoşuna gitmemesi, ortak kümesi çok konuşulur. Bu tabi ortak bir anlatı da olabilir. sonuçta Barcelona kulübünüme ve Katalan, Katalonya'nın temsilci olarak kendilerini biraz farklı bir yerde görmelerinin getirdiği bir görüşme tavrının farklı olabileceği konuşuyor o dönemde Ronaldo'nun anlatısı şu yani benimle ilişkilerine böyle muğlak şeyler sezdim güven vermediler ve o dönemde Moratti'den ve Inter'den gelen teklif ki menajeri de tabi orada devreye giriyor onu çok cezbediyor yani hem çok büyük bir para ee, birazcık para meselelerinde hafif bu görüşmelerde Cimri davranması, Muğlak davranması hep. Zaten Cimri ve Muğlak davrandıkları kısım para, hı hı. Barcelona Kulübü'nün <laughs> ve yöneticilerin o dönem. İşte Figo tarafında da var ya biliyorsun o belgesel evet zaten yani. detaylarını anlatıyor. Biraz Ronaldo'nun kararını etkilediği konuşuluyor. Hatta Ronaldo'nun kalmak istediği işte Gaspar da sonra söylüyor Ronaldo kalmak istiyordu. Biz görüştük hatta prensipte anlaştık diyor, kutlamaya yemeye gittik diyor Barcelona yöneticileri olarak. Sonra biz yemekteyken ne olduysa oluyor hatta ilk görüşmede menajerlerden iki menajeri var Ronaldo'nun menajerlerden birine telefon geliyor gidiyor yarım saat geri geliyor hani kusura bakmayın bilmem ne diyor Gaspar diyor ki bence orada Moratti idi diyor araya ve bunu Moratti sonradan hani kabul etmese de bıyık altından kabul etti bana diyor yıllar sonraki hani ilişkilerinde sonuçta başkan da oluyor Gaspar ve daha farklı iletişimleri oluyor. 2000'lerde ve e, oradan bir caydırıcı teklif geldi. Menajerlerde de ayrıca aynı. Figo aynı aslında transferinin bir benzeri oluyor. Yani menajerlere artı para, işte Ronaldo'ya ekstra ücretler. O dönem zaten Inter, Moratti ayrıca çok zengin. İtalya'nın coştuğu, Serie A'nın altın çağı, para daha büyük, daha fazla ve e, oradan sonra da aklını çeldikleri söyleniyor. Ve hakikaten de e, yani sanırım ikili bir karar. Yani hem Barcelona Kulübü klasik görüşmeleri şey diyor çünkü Gaspar. Biz orada bitirip imza attırsak, biz yemeğe gitmesek sonuçta Barcelona'da kalacaktı diyor. Ama onu yapmadığımız için burada bu arada imza da şu. Kontrat yenilenmesi aslında kontratı devam ediyor Ronaldo'nun. Ama kontratı çok başarılı olduğu için yenileme dönemi Hı -hı. ve orada o serbest kalma ücretini arttırmaları lazım. Serbest kalma ücretini arttıramadıkları için çat diye yapıştırıyor Inter bon servisi. Biraz Saint Germain'e daha büyük bon servisi Neymar'a yapıştırması gibi hocam. Yapıştırılan bonservisler tabii o dönemler için aslında çok çok büyük astronomik paraydı. astronomik Çok büyük rakamlar yani ve böyle bir ikili yön yani hem Ronaldo'nun aklının çelinmesi hem Barcelona kulübünün o dönemki yönetiminin görüşmelerdeki hafif para konusundaki tasarrufçu yapısı cimri bakış açısı yaklaşımı hem de bir anda tam zamanında aynı Florentino Perez'in yaklaşımı gibi Moratti'den gelen para hocam. İkisi birlikte geliyor bu küme Ronaldo'yu Inter'e götürüyor yani hayat böyle yani işte böyle kırılımlardan oluşuyor Düz ilerlemiyor hayat dünler değil yani. Aynen öyle teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Ronaldo'yu çok sevdiğim için bu soruyu da sevdim hem de belgeseli tavsiye Ronaldo ettiğimiz. Evet. Ronaldo'yu tamam. çok severiz. Ronaldo'yu gerçekten çok severiz. Yani. Şu önemli de bende çok sempatik gidiyor hayatında işte kulüp sahipliği oyuncularla ilişkisi yeni jenerasyona desteği Bence çok güzeldi bu. Dünya Kupası'nda. Futbolcunun gibi ayağın, Ya, acayip şeylerdi onlar. Neymar sana. bir de futbolcu evet, değil mi? Ya futbolcu Neymar derken... yani. Richard <laughs> Lisson'da, Richard evet. Onda. Yani Ronaldo'ya olan e, Brezilyalı golcülerin ve özellikle futbolcuların bakış açısını da anlatıyor yani. Öyle olmadı zaten. Efsane bir futbolcu. Herkese tavsiye yani. edelim Socrates Sokrates Originals'taki Ronaldo bölümünü. Neden fenomen olduğunu anlıyorsun. Yani. Azra KK isimli kullanıcım kullanıcı e, takipçimizin sorusu. 3 <laughs> adım atlamada Jonathan Edwards gibi bir isim bundan 20-30 sene önce çok kez 18'i rahat bir şekilde geçmesine rağmen gelişen teknoloji vs. niye bu rekoru geçen insanlar hmm. göremiyoruz? Ya şimdi işin içine teknik girdiği zaman burada sanırım Tuğba danışması anlatırken biraz bahsettim geçen hafta. Yani teknik dediğimde şu üç adımdaki adımlama o lipler o kadar önemli ki onların zamanlaması, mesafesi, o, o tekniği ne kadar kusursuzlaştırırsanız e, elde oh. ettiğiniz dereceyi uzun yıllar koruyabiliyorsunuz. Yani bu çünkü burada gelişen şey atletizm, e, insanın gücü, becerileri gelişiyor ama bir yandan da o tekniğe çalışmak, o tekniği mükemmelleştirmek gerekiyor. Jonathan Edwards çok enteresan bir hikayesi var burada. Biraz onunla da alakalı olabilir. Yani e, hem içindeki güç öyküsü var, e, hem e, o dönem yarattığı etki var. Çünkü üç adımda aslında geç başlıyor. Normalde atletizmde çok daha erken başlayıp uzmanlaşmak önemli olarak konuşulur. Ama bunun tam tersi bir örnek. Aynı e, hatta bak programı çekmeden birkaç gün önce hayatını kaybeden Fosbury gibi. Yani Fosbury'i burada çok uzun anlattık ama almış olalım saygıyla. E, tarihin en büyük efsanelerinden biri sporun yönünü değiştirdi bu da anlattık. Nasıl bir dönüşüm yarattığını, devrimsel bir değişim yarattığını. Hem... Sadece e, pist üzerindeki kariyeriyle değil, hayatın diğer alanlarındaki <laughs> özellikleri de bizi nasıl etkilediğinden bahsettik ki orada da sonuçta basketbolcu, başka sporlar yapıyor, daha geç şeye yüksek atlamaya geçiyor mesela. Burada da 16-17 yaşına geçiyor mesela. Yani çok daha geç. E, hatta işte bir anglikan kilisesinin e, pederin oğlu olarak aslında rahat da büyüyor. Yani maddi imkanlar açısından bir problem olmadan, ama işte daha e, kilise çevresinde büyüyor. Katı bir inançla, daha doğrusu koyu bir inançla büyüyor. İşte kiliseye ve tanrıya çok bağlı. Hristiyan inancında koyu bir Hristiyan. Bununla beraber de biraz geç giriyor. Ama fiziği mesela biraz geç değişiyor. Onunla alakalı biraz leylek gibi fiziği var. Uzun bacaklar. İşte kusursuz bir fizik gerekiyor. Yani üç adım atlamak için gerçekten uzun bacak. O belki de daha geç kaslanmış. Çünkü kastan çok, yapı çok önemli. Yüksekte de mesela öyle. Fosbury bir basketbolcu işte. Bir doksan 94 boyunda olması lazım. Ee, daha lean, daha uzun e, adeleleri var ve tam aslında yüksek atlama için yaratılmış bir fiziği var. İncecik bir kafesi var. Mesela Jonathan Edwards da öyle. Tam 3 adım atlama için yaratılmış bir vücut kafesi var, anatomisi var. Bu biraz genetik işte. Bu genetik avantajı sonra keşfediyor. Yani diyor ki zaten röportajlar ki ben de burada bu arada röportaj yapma imkanım oldum. Onu söylemeyi unutmayayım. Benim çocukluktan kahramanlarımdan biridir. Yani onlu yaşlarda en hayranlıkla izlediğim sporculardan biridir sonra yıllar sonra Eurosport'ta çalışmanın getirdiği avantaj o da Eurosport'ta yorumcuydu. Bir röportaj e, rica etmiştim. Kabul ettiler. Ben e, gittim kendisi Paris'te bir röportaj yaptım. Morris Green'le de aynı zamanda e, o dönemde ikisi. Hala da yorumcular galiba yani. O dönem e, şimdi BBC için çalışıyor. O dönem Eurosport için de çalışıyordu. Atletizm yorumculuğu yapıyordu. Çok da kibar, nazik bir beyefendi. Ve e, şey orada anlatmıştı biraz aslında. Yani e, o dönem e, geç e, gelmenin ve atletizmden e, geç girip e, adele yapısının ona çok uygun bir şekilde kalıp tam ergenlikte gelişirken buna çok uygun olmasının işini kolaylaştırdı ve üç adım seçmeyebilirdim, denk gelmeyebilirdim diyor. Yani bu benim bir şekilde denk gelmem ve üç adım o kadar uygun olan bir fizik olarak başka spora denk gelsem belki başarısız olacaktım ama üç adım o kadar uygundum ki işte bu birazcık da bu tarihteki spor anlatılarının unutulmaması gereken bir nokta. Yani yetiştiğin, yaşadığın yerde ne bağlantım var? İşte Britanya'nın atlama, atletizm kültürünün oluşu, yaşadığı, büyüdüğü yerde buna denk gelişi okuldan ve ondan sonra yönelmesi. Hani lisede veya çevresindeki insanlar tarafından. Ve üç adıma uygun olarak fiziğinin öngörülmesi. Ee, ve gerçekten de 17'ler atlamaya başlıyor. 18'e geçişi ise biraz bir anda oluyor. Yani işte Tuğba da çalışıyor diye anlattık ya o çalışmak, kusursuzlaştırmak, kafayı buna takmak, mental olarak güçlü kalmak, yılmamak. O da mesela bunu dini inancına bağlıyor daha ağırlıkla. Hatta o kadar inancı kuvvetli ki onu da söyleyeyim. E, Hristiyanların biliyorsun mesela sabatı vardır. E, herkesin hani kutsal günü farklıdır. E, dini inancına göre. Pazardır. Pazarları e, koyu Hristiyanlar hiçbir şey yapmazlar. E, malum dini inançlarına göre. E, mesela 91 Tokyo'da çok iyi durumdayken dünya şampiyonusunda yarışmıyor pazar günü diye final. Üç adım atlamada. Öyle bir hani... E, koyu inançtan bahsediyorum. E, baba, peder hocam. Yani Anglikan Kilisesi pederlerinden biri. Yani bayağı büyük, okay. orada etkisi olan birisi. O aileden yetişmiş sonuçta. Şimdi bak anlatıyorum, geleceğim çok uzatmayacağım. Nelere dönüşüyor sonra Jonathan Edwards? Daha hayatı neye dönüşüyor? E, ve ondan sonra da çok başarılı olmaya başlıyor. Zaten 93 derken 95'te de zirveyi yapıyor. Ki o dönem hatta 95'te 18.43 atlamışlığı vardır. 2.3 rüzgarlı olduğu için artı 2.3 resmi kayıtlara geçmez ama yani çok az bir ekstra rüzgar yardımıdır o nokta 3. Evet tabii ki bir artısı vardır ama yani e, sonuçta 18-29'dan 18-43 arada bir yani, potansiyeli daha da fazla. Onu söylemem lazım. Bir de bu tip atlayışlarda final günün havası, kendi hissettikleri, fiziksel olarak nerede bulunduğu bu tip atlayışlar çok önemli oluyor. Ki o gün 18-16 atlıyor ilk hakkında son 18-29 atlar bu arada. Bu arada pazartesi yapılır yarışma Götebuk'ta. Yani yarışma şansı bu. Muhtemelen pazar olsa yarışmayacaktı bu arada. Mert abi bu hikayeyi anlatmayı çok sever burada. Mert Aydın'a sevgiler. Bu Jonathan Edwards'ın koyu inancı ve pazar pazartesi meselesini. Derken Jonathan Edwards sonrasında işte olimpiyat şampiyonunu kaçırıyor 96'da. 2000'de olimpiyat şampiyonu oluyor. Onu da alıyor. Kariyerinde elde hiç başarı kalmıyor. 2003'te de emekli oluyor. Spor bıraktıktan sonra kendisiyle ilgili felsefi ve dini bir içsel hesaplaşmaya gidiyor ve şu an bir ateist. Hmm. Bir ateiste dönüşüyor. Çünkü diyor ki ben o zaman bu inanç aslında bana tutunmayı sağlamıştı diyor. Atletizmde mentor olarak kuvvetli kalmamı sağlamıştı ama diyor bunu sağlamıştı diyor. Yani benim Tanrı ile olan ilişkimde samimi bir ilişkim var mıydı ondan emin değildim diyor. Bunu sorguladım diyor ve sonra inanmadığını fark ediyor. Bunu kendi tabii röportajdan okumanızı tavsiye ederim. Burada sonuçta bir dini din dersi, din bilgisi dersine dönüşmesin. Ama o meselede hakikaten o felsefi ve dini düşünce bakış açısı yaklaşım dönüşümü enteresan bir örnek. Jonathan Edwards'ın. İyi kötü o tartışılır. O tamamen e, bakış açısına göre değişir. Ama e, çok enteresan sözleri var o konuda. Diyeyim. E, oradan buraya nasıl kırılmadığını yani Jonathan Edwards'dan anlatayım. Bu biraz sporcunun yeteneğine, geldiği döneme nasıl yetiştiğine, e, nasıl başladığına, fiziğinin nasıl uygunluğuna bağlı değişir. Şimdi 18'in üstüne çıkabilen de çok az adlet var. Galiba ya 7 ya 8 olması lazım. Şu an tarihte. Yani işte Teddy Tamgolar çıktı. En son e, Türkiye'ye de geldi. da. Portekizli atlet, Küba kökenli o da 18'lerin üzerine çıkabiliyor ama 18-29'a bir türlü gidemiyorlar. Yani bu dopingle de alışı açıklanabilecek bir şey değil. Hani o dönem daha doping çağı diye söylüyorum. Çünkü doping sizin 3 adım atlamada ne kadar hani teknik çok devreye giriyor. Hep söylüyorum 100-110 engelde olduğu gibi. Ee, çünkü son dönemde de doping yapıldığını biliyoruz. Yani belli atletlerin yaptığı hala çıkabiliyor. Ee, yani doping sonuçta silinmiş değil atlet izninden. O nedenle de bu biraz istisnai müstakil açıklanabilecek bir şey. Çünkü 80'lerden bazı rekorlar ve dopingle açıklanabiliyor. <laughs> Karanlık bir çağ olduğu için. Ama bazı teknik branşlarda açıklanamıyor. Mesela Stefka Kostadinova'nın 2.09'luk kadınlar yüksek atlama rekoru bir türlü geçilemiyor. O da öyle. O kis o 80'lerden kalma. 87'den kalma yani. Sadece Jonathan Edwards'ın 18-29'u değil. Bu teknik branşlar o dönemki kültür, sporcunun yetiştiği yer, işte bu en son şey denir basketbolda da, Baskonya'da neden oyuncular başarılı oluyor denir. Abi, bir çok küçük bir kent diye açıklanır. Yani eğlence, eğlence bu tip kafayı dağıtacak unsurlar, daha evlerde kalıyorlar işte, daha oyuna konsantre olabiliyorlar diye bir açıklama vardır mesela. Ya, bu tip şeyler bile etkili olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu biraz o sporcu bireysel de bir spor olduğu için bireysel sporcunun tamamen, e, kendi hikayesiyle müstakil hikayelere dönüşüyor. Daha istisnai hikayeler zaten tarih bunu böyle açıklamak mümkün yoksa 18 29'lara yaklaşıldı mı yaklaşıldı 18 20'lere gelindi geçilir ya geçilebilir geçilir, evet ya yani burada bir e, bir yeteneğe o yeteneğin çevresinde gezegenlerin bir araya gelmesine ihtiyaç var aynı Jonathan taner geldiği gibi kafayı takmış 3 5 adama bakar bravo hocam <laughs> bu, ama bu teknik branş olduğu için böyle bu arada mesela diğerlerinde görüyorsun zaten rekorlar sürekli doğru, kırılıp doğru. duruyor abi teşekkür ediyorum biraz abi. uzun anlattım ama biraz gerekiyordu canan hocama da saygıyla kendisine saygı ve Aynen. sevgilerimizi iletiyoruz evet. the dark one Pau Gasol formasını emekli eden Lakers verecek numara bulamazsa bir süre sonra formaları emekliden geri çağırmak zorunda kalır mı? Ayrıca Güzel. Lamar Odom, Lamar Odom forması da emekli olur mu? Ha Lamar Odom. <laughs> evet. ya uf, zannetmiyorum. Ama yani Lamar burada o dönem katkısı çok büyük olmuştu da. Tabii, tabii. E, ya bu tamamen Lakers yönetiminin bileceği şey hocam. <laughs> Buna ben bir şey diyemem. Zannetmiyoruz mi? diyelim. Ben zannetmiyorum ama şu var. Ya 12. emekli ayrılan forma oldu bu. 13. numara oldu. Kobe'nin 2 olduğu Hı -hı. için 8 ve 24. Hı -hı. Yani 1'den 100'e bayağı bir sayı var. Rakam var. O yüzden zannetmiyorum yani bir problem olacağını ama tabii ileride bundan 30-40 yıl sonra artık emekli ayrıl ayrılı nereye gelinir onu bilmiyorum da. Yani şu an öyle bir şey yok bir tehlike yok. 12 yani Lakers ki, Lakers Emekli ettiği oyuncu sayısı fazla olan takımlardan bir tanesi çünkü tarihte çok fazla başarılı, çok başarılı olduğu dönem ve o başarıyı inşa eden basketbolcular çok fazla. Ben var. ben bir şey ekledim mi bir Tabii soru ekledim mi e, LeBron James bir şampiyonluk daha kazanırsa <laughs> Lakers'ta sence böyle bir şeyin ihtimali olur mu? <laughs> Yani zaten kazandı bir tane. Le Le Lebron'u emekli edecekler zaten. Yani Lakers da emekli Bence da eder. Bence Lebron'un oynadığı tüm takımların forması emekli ha, eder abi. Okay, tamam. Miami'de eder, Lakers eder, Cleveland hepsi eder. Tamam, Çünkü o tip sporcular istisnai sporcular. Yani Onların genelde oynadığı tüm takımlar emekli ediyorlar. Yani örneğini vermiştik işte Wayne Gretzky öyle bir efsane ki evet. NHL'de oynamadığı takımlar da emeklettiler. O forma giyilmiyor yani 99 numarayı kimse giymiyor ki Pagasol gerçekten özel bir figür. Yani şimdi sadece başarı olmak da etmiyor o kültürde o takımda bıraktığınız iz de çok önemli. Yani şimdi Pagasol birçok takımda oynadı. Hatta Memphis'le asıl lige girip orada ilk iz bıraktı ki Avrupalı oyuncuların NBA'deki etkisi açısından <laughs> Tam öncü değil <laughs> ama o geçiş dönemindeki katalizör olabilir. Yani Noviski'den 2-3 sene sonra seçiliyor ama Noviski'den önce yıldızlaştığını bile söylemek mümkün. Yani 2001 bir ile geliyor ki ben 90'ların sonu ilk böyle Zargana gibi her zaman Zargana'ydı ama biraz daha kalınlaştı bu sonra. İncecik kollar böyle şey vardı bir tane Street Fighter'da bir karakter vardı. Dalsım. Dalsım gibiydi abi aynen öyle. İlk böyle bir Euroleague falan izlemiştim İspanya liginde o zaman. Acayip bir çocuktu yani böyle e, freak yani hani ilk Spanish freak'ti yani Greek ya. freak'ten önce. O yüzden de e, etkisinin olabileceği konuşuluyordu. Potansiyeli çok büyük ama oyuncu kariyer açısından çok özel bir kariyer inşa etti. Bir de karakter olarak çok düzgün, çok iyi bir kariyer, şey e, karakter. Hep böyle insanların yardımında olan, işte Kobe ile ilişkisinde Kobe mesela biraz daha takım arkadaşına baskı kurabilen aynı Jordan gibi bir figür. İlk başta zaten öyle bir problem yaşıyorlar. sonrasında Gasol ile Bryant arkadaşlık bu dönemde işte en son form emekliliği şeyinde çok duygusallaştı. Kobe Bryant'ın formasının yanına nasıldı bir de forması biliyorsun. Mesela Gasol de çok iyi bir içindeki güç oyuncusu. Yani bu programda söylemeden geçmeyeceğim hem biraz azım sanıyor hem kariyeri de hatta hala tam bence hak ettiği değeri çok verilmez ki sadece NBA'deki kariyeri değil İspanyol takımdaki takımındaki kariyeri de acayip bir kariyer yani. Bir olimpiyat şampiyonluk onda da rüya takıma denk geldi hem 2008'de hem 2012'de az daha finalde 2008'de en iyi rüya takım denen yani 92'den sonraki en iyi rüya takım denen işte belgeseli de var Netflix'te Redim Team ona da kök söktürmüşlerdi. Yani Gasol de olağanüstü bir liderlik yapmıştı o takıma. Dünya şampiyonu oldular, kaç tane Euro basket kazandılar. O ekolün, o jenerasyonun, altı jenerasyonun lideri Donanmanın kaptanı yani İspanyol donanmasının. Hani armadasının. Öyle bir e, lider figürü bir de. Bir de biraz yumuşak oynamasıyla da eleştirmiştir mesela Memphis'te. Sonra geldi çatır çatır abi yani e, Lakers Boston serisinde e, denize dökmüştü bütün Boston uzunluğunu. Yani Rashid Paulus'tan şeye kadar. Ya yani, O yüzden ben çok severim. Ha İspanyol takımında oynarken Gasol biraz zorlamıştır böyle insanların şey, Ama o İspanya'nın milli takım kültüründe var olan <laughs> evet, bir şey. Ama evet. Gasol genel olarak ki Gasol kardeşler de öyle. Yani Mark da öyle bir karakter. Çok saygı görecek karakterler. Hem sağ dışın hem sağ için. O yüzden buradan... E, Ona da selam. E, bir de benim yaşatım hocam. Ona da selam. E, yani yaşatım 42 o 42 yaşında. Çünkü temmuz Ağustos doğumlaması lazım. Biz biraz daha erken şey yapıyoruz, giriyoruz 43'e. 43 yaşına girecek bu sene. O yüzden böyle benim de hayatımda zaman olarak algımı şey yapan emeklilikler bunlar yani. Pago 18 yıl geçirdiği NBA kariyerine Hepsini izledik. Ee, içindeki güç öyküsü olarak köşeye not edelim. Teşekkür ediyorum abi. Eyvallah. Abi. Ee, Akdeniz ülkelerinden devam ediyoruz. O ne güzel. İtalya neden sürekli şike davalarıyla çalkalanıyor? <laughs> Mehmet Ali. <laughs> Olumluluktan ama geç gasolden geçişimiz. Yani. Ya bu tabii bir ülkeyi bir şeyi tövbe altında bırakmayalım. Çünkü futbol football tarih, futboldan bakarsak özellikle futbol tarihinde bu match fixing yani maç ayarlama, futbolcu ayarlama, hakem ayarlama skandalları çok var yani 1920'lere onlara gidiyor yani. İlk böyle İngiltere'ye gidiyor. O zaman İtalya'da Torino'nun şampiyonluğu alınıyor. 20, kaç? 27 mi? Ya 27 28 olmuş lazım. Torino'nun meşhur takımından bir tanesinin duruyordu Boş İtalya seri şey, şampiyonluğu yok yani. Ta o gidiyor. Çünkü ya bu şöyle açıklanabilir. Birkaç yerde de okumuştum. Bir de John Foot'un kitaplarını tavsiye ederim. İtalyan hep söylüyorum. İtalyan kültürünün onun bir arkipelago diye bir kitabı vardır. Bu İtalyan kültürünü anlattığı, işte pederare pederare kalçıyor. bu şeyleri de anlatır yani İtalya'da neden böyle bir kültür oluşmuştur diye. Ya galiba 40'lar 50'ler de şey oluyor, ilk böyle bizim hani sporloto toto gibi şey, ilk bu bayis oynama meselesi İtalya'da ilk örneklerden biri ülke olarak. İşte bu Peaky Blinders'da da vardır ya, Britanya'da mesela bayis evet. çok daha eski bir kültür. Zaten oradan biraz Britanya'da mesela 20'lerde onlarda skandal var. Hatta Liverpool'un çektiği skandal var falan böyle karşısındaki takım yapıyor. Liverpool yapmış mıdır onu bilmiyorum da. Ondan yapmıştır sonra yapmıştır. yapılmıştır ya yani bu yapmıştır. şey yani sonuçta bizim ülke tarihinde de çok var yani maalesef. Ee, ve şeyi söylemek lazım. İtalya'da bu bayis oynanma meselesi başladıktan sonra işin para algısı, futbolla ilgili para ilişkisi değişmeye başlıyor. Hem futbolcunun birey olarak değişiyor hem e, o bahis oynayan insanların kazanma, biliyorsun kumar devreye giriyor zaman kazanma hırsı ve ihtirası daha fazla devreye giriyor. Bu hep böyledir. Yani kazanırken bırak derler ya bırakılmaz genelde hani kumar oynayanlara denir. Kalko masadan muhabbeti hani filmlerde de çok konuşulur. Ee, bu kültür bir kere derinden etkiliyor. E mafya kültürü dediğimiz bir kültür var. Yani bir organize suç e, örgütü olabilmek ya da e, kolay yoldan paraya giden, gücü kullanarak, şiddeti kullanarak kolay yoldan paraya giden... E, küçük toplulukların büyüme hadisesi İtalyan kültüründe çok fazla var. Yani Gatvard'da da bunu zaten filmde de anlatıyor Sicilya'dan gelen hikaye ki başka yerlerinde de var. Bunun siyasi ilişkisi varken futbol olmaması imkan yok zaten. Yani ne insanlar öldürülüyorlar neler oluyor yani. O yüzden de yani insan ölümünün devreye girdiği bir yerde maç ayarlamak onlar için alhaken bir şey teşkil etmiyor açıkçası. ve bu nedenle de yerleşmiş bir kültür var. Bu da ya İtalya'da baktığında bilinenler bu arada bilinmeyenler de vardır. 5-10 yılda bir bir skandal oluyor. Yani işte ben en yakından hatırladığım işte 50'lerde, 60'larda, 70'lerde çok konuşuldu. İtalya'nın Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı söylenir Inter'in mesela. Ee, i̇şte kaç maçta kırmızı kart çıkmaz şey. Ee, üst üste şampiyonluklarında çok konuşulur bu mesela Inter'in. O dönemde Torino'nun, Juventus'un çok konuşulur. E, 80'de Totonero var. 85-86'da başka skandal var. İşte 82 Dünya Kupası biliyorsun o tam o skandaldan sonra olur. Ki Roma merkezli bir, birçok futbolcunun gittiği bir restorandaki iki restoran sahibi iş adamının e, yarattığı bir şeydir aslında. A'dır o ve birçok futbolcuyu etkiler. İşte Rossi onlardan biridir ceza alan. E 85-86 ki bunlar da Milan, birçok kulüp küme düşürülür Lazio. <laughs> e yetmez, e, 90'larda ayrı konuşulur. E, yetmez, zaten Calciopoli var. Yani biliyorsun 2005-2006 neler oldu Juventus Lig'den düşürüldü yani. Tabii e, yetmiyor 2011'de Signori'nin de merkezinde olduğu diye hatırlıyorum bir skandal vardı. Ya her seferinde konuşulur bu. Çünkü bu bir yerleşmiş kültür. Yani bunu silmek için çok daha katı önlemler almak gerekiyor muhtemelen. O kültür çok eskiden oturduğu için mafya kültürü. İtalya'nın bu kendi içindeki kültürü ki biz de çok uzak değillerdir bu konuda. Evet. Ee, bu anlamda da böyle bir yerleşmiş bir ben, yapı var ya. Yani. Ben söylediğin her şeye katılmakla birlikte birazcık şöyle düşünüyorum Hı -hı. abi. İtalya'da neden çok fazla şike yapılıyor değil, İtalya'da çok fazla şike ortaya çıkarılıyor gibi düşünüyorum. o da var. O da yani var. Yani şimdi bisiklette Bravo. başlayan doping soruşturması futbola sıçramak üzereyken İspanya'da birden kesili veriyor. <laughs> İspanya'da mesela Fuentes'te de konuşulur bu arada. Mesela ara. birden evet. kesiliyor futbola sıçramak üzereyken evet. ya da hala güncel bir konu. Ivan Tony'nin bahis skandalı ortaya çıktı. 260 suçlamayı kabul etti. 6 aydır ceza verecekler verilmiyor. Doğru. Hala o süreç devam ediyor, uzatılıyor. İtalya da haklısın. O konuda İtalyan savcılık sisteminin, yani işte bu biliyorsun ünlü savcılar vardır ki bırak şeyle mafya ile mücadele ederler. Kimisi suikastte kurban geçmişler. Adamın yoluna asfaltın altına şey döşerler, bomba yolu patlatıyorlar. Abi böyle bir mafyadan bahsediyoruz ve savcıyı öldürüyorlar yani. Hani. E, o yüzden de işte bu Beyaz El operasyonu hatırlanır. Evet, Oradaki evet. savcı neydi? Meşhur olmuş. Türkiye'de Unuttum de çok ünlenmiştir adamın adı. Yani dediğin gibi biraz o karşıt şey de var orada. Hani işte... Evet, birileri çıkıp soruşturuyor. Bravo. ve onuna kadar gidiyor. Nispeten denetim, yani, denetim de var. E. Düşüreceğiz kardeşim diyen birileri bravo, çıkıyor var. yani. Bravo Juventus İtalya'nın siyasi ilişkilerinde çok yoğun oldu. Ange'nin ailesi malum yani. yani. belgesini tavsiye ederiz anne elinin. Nasıl bir siyasi ilişkiler ağının içinde olduğu da oluyor. Onu düşürme şeyi var. Bizde olsa düşürme mevzusu ne kadar olur bilmiyorum yani. Birçok yerde geçerli. Birçok yerde olamıyor. Yani... 3 Temmuz'un başka ikircikli bir yönü var. Ondan bahsetmiyorum ama bizde tarihte çok bahsedilmiştir. Bir ceza alınmamıştır Tabii. veya bir şey olm üstüne gidilmez mesela bizde çok fazla. Baba kendi aralarında bir halledirsin muhabbeti çok vardır yani. Zaten o ahlaki çürümeye yozlaşmayı çok getirir. İtalya dediğin gibi bak denetim olması çok önemli bir unsur. Çok doğru bir şey. Dopingde de öyle mesela yani ne kadar denetim var o kadar buluyorsun. Mesela bu Fuentes davasını seyircilerimiz bir araştırsınlar. İspanya'da Fuentes davası vardır canım yazık korunması az olan sporların e, tavrımı har etmişlerdir. İşte bisiklet gibi. Abi orada futbolda çok konuşulur o dönem yani. basketbolda. Birçok sporcu dopingli olduğu, match fixing skandalının olduğu o dönemde ve hasır altı edilir o. Mesela bütün kanıtlar yok edilir bu arada frontest. Ben değil, uzattım. Yani, Kusura bakma ben uzattım Yok yok ama çok önemli bir konu biraz da zaten tek bir soruyla cevaplanacak bir şey değil. Bu genel bir şey tartışma. Onu da eklemiş olalım hocam. Ümit Karakayalı. Evet. MSG Madison Square Garden. O. Mekke of Basketball olarak anılıyor. Judeo Christian bir <laughs> referans yerine ABD nüfusunda nispeten az karşılığı olan İslami bir referansla anılmasının sebebi nedir? Hocam bugün Nihat oldu şeyine girdik. <laughs> <laughs> bugün dinlen gidiyoruz. Jonathan Edwards'ın Hristiyan inancı <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> Anglikan yani. Kilisesi burada da Mekke'ye. Buyurun Mekke hocam. Yiyorum. Neden İslami bir referansla oluyor? hocam Ramazan şey programındayız şu anda. Bu arada Ramazan da geliyor. Geliyor. Gerçekten de. Evet. E... <laughs> Hay Allah. Im. Şimdi güzel bir soru bu arada. Bence hoş bir soru. Da. Güzel bir kültürel bir metafor. Ama o kültürel metaforun geçmesinin sebebi galiba bunu ilk 60'larda mı 70'lerde mi işte Madison Square Garden ilk böyle basketbol açısından tabii Madison Square Garden sadece basketbol değil <laughs> çok eski yıllardan bokstan tut hatta bisiklet yarışları yapıyor işte bisiklet tefis bisikletinde Madison diye bir dal var bahsettik hmm. Madison Square Garden'da ilk yapıldığı için adı Madison ya yani orada çok yapıldığı için hani bu kadar spor kültürünün etkisi olan bir yer ve ee, Manhattan gibi işte Amerikalılara göre e, Amerika'nın ve dünyanın kalbi olan bir yerin tam ortasında. Biraz da ilgi çekmek, e, seyircilerin tutkusu, New York seyircisinin tutkusu ve spor sevgisi ayrı konuşulur işte Amerika'da başka bir yere konur. Ve <laughs> Square Garden'ın özellikle basketbol izleyicisinin veya hokey izleyicisinin oradaki e, saha içine yansıyan tutkusu işte Spike Lee hikayesinden tut. E, oradaki seyircinin ateşine kadar, alevine kadar çok konuşulur. O salonda oyuncuların iyi performans göstermesi biliyorsunuz işte 50 sayılar, 60 sayılar, Jordan'dan Curry'sine, Lebron'una hepsinin orada iyi performans göstermesi ayrı bir yeri olduğu konuşulur. Ki bu işte 60'lara 70'lere kadar gider. Ee, o yüzden de hani böyle bir hem merkez olarak görülmesi ilgi çekmesi e, sanki bir ilginin e, mıknatıs olarak en e, e, ortasında bulunması dünyanın merkezi olması onlara göre hem üstüne e, o dünyanın merkezi yani e, olması hem de basketbolun merkezi olması onlara göre hem de o taraftar ilgi bir Kabe'miş gibi ben hani çevresinde dolanıyor olması o salonun hani olması biraz dünyada çünkü dini benzetmeler ya da kültürel dini metaforlar açısından baktığında bunu Hristiyanlığa ve şey uygulaman biraz daha zor oluyor. Evet Vatikan'ın veya işte e, İsrail'in bu anlamda yani Kudüs'ün ve Betalam'ın bu anlamda hani bir şeyi var. E, merkezi olma şeyi var. Ama hiçbiri Mekke ve Kabe kadar yani ben bir şey değilim ama bunu spor metaforu neden girdiğini anlatıyorum bu anlamda e, ya da Amerika'daki Amerikan kültür metaforuna giriyor bu arada sadece spor değil hı hı. mesela şey derler da kahvenin Mekkesi. İşte Bills'ımız çok kullanır bu benzetme mesela Amerikan spor yazarı boksun Mekkesi der mesela işte kumarın Mekkesi Las Vegas der. <laughs> bunu çok kullanıyor. O çok evet. sakat bir benzetme. Biraz da işte ne oluyor? Bu arada Amerika'daki Müslümanlar biraz itiraz ettiği de bir şey bu. Haklılar da bir yandan. Çünkü yani o kültürde çok kullanılan bir şey bir yandan da çok kutsal bir kelime elbette. Ee, İslam'da e, Müslümanlık'ta. O kutsal kelimeyi biraz bu tip benzetmelerle kullanmak arkadaşlar hani ayıp olmuyor mu tadında? ben hani Yumuşatarak söylüyorum. Ee, bir şeye gidiyor bir tartışmaya. Hatta son dönemde birkaç yazı çıkmıştı bununla ilgili. Hatta, yanlış hatırlamıyorum. Uh -huh. şey, bu lakap Kullanılmalı mı Men's Square Garden için biraz saygısızlık olmuyor mu tadında? Tabii Men's Square Garden biraz daha olumlu bir yükleme, metafor yükleme, hani Mekke, hani basketbolun şeyin sporun hani daha olumlu kavramlar. O kumar meselesi biraz tartışılıyor tabii daha fazla. Yani. Ama çok kullanılıyor. Bunun sebebi de Mekke çok güçlü bir anlama sahip. Yani Amerikalıların ve o, o, o kültürün o bakış açısında. Ya da o yazarların işte bu ilk metaforları, benzetmeleri kullananların bakış açısında çok güçlü bir metafor. Yani çok güçlü bir benzetme. Zira bunun tam bir eşliğini bulamıyorlar. Yani işte Kabe'nin etrafında insanların dönmesi, hacıların e, sene içinde milyonlarca binlerce insanın o çekiç, e, mıknatıs etki yani o anlamda söylüyorum. Merkezi olması, e, namaz kılarken kıbleye, Mekke'ye dönüyorsun yani kıble dediğin şey. Burada öbür inançlarda o çok pek yok. Yani bu kadar e, merkez olma ve ilginin, e, tutkunun olması işte çok daha tutkulu olduğunun inancın olması meselesi bu benzetmeler çok kullanılıyor hocam. Biraz e, dinler tarihine de girmiş olduk ama e, böyle teşekkür de bir ederim. şey var. Umarım düzgün açıklayabilmişizdir. Jeneratip oldu. Ee, diye çok biliyorum. teşekkür ediyorum. Böyle. Bitti mi? Abi ağzına Bayağı sağlık. Bayağı oldu. Ağzına sağlık. Ee, gerçekten çok güzel bölüm oldu. Martin çıkanın e inanılmaz yakışmış. Bahar'ın gelişini kutluyorsun. geçen sene de evet. Diye. Bu Bir e, sene biraz geç kalıyorum. Bahar'ın gelişi değil mi? öyle? Çok 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 yakışmış abi. E, memlekete de Bahar gelir umarım yakın zamanda diyerek. Memlekete Bahar gelsin Mayıs'a kadar tutacağım hocam bunu. <laughs> Mayıs'a kadar tutacağım öyle asacağım ağaca inşallah. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Haydi bakalım. O zaman bu e, özel Ramazan bölümümüzü <laughs> bitiriyoruz. E, spor din ilişkisindeki soruları özellikle bekliyoruz. <laughs> Bugün gerçekten. <laughs> Bugün şeyden Anglikan Kilisesi'nden Mekke'ye olan yolculuğumuzu tamamlıyoruz. Arman senin de ağzına sağlık. Eyvallah ee, bir şey diyecektim ama unuttum neyse. Daha kötü es espri espr yapmadan ben kapatayım. Arman'ın Küç ve Bence Neler MC işbirliğiyle hazırladığımız, içindeki güç öykülerini hep anlatmaya çalıştığımız, sizin de içindeki gücünüzün hiç bitmesini istemediğimiz, bitiremediğim programda içindeki güç neydi? Çok güzel bitiriş vardı ya yani program bitirişi vardı. Ne hangisi? İçindeki güç, içinizdeki güç bol olsun sayın seyirciler. Hoşçakalın.